Bu bölümde Smart Art işlemlerinden söz edeceğim. Smart Art dediğimiz zaman PowerPoint bize hazır bir şekil vermiş oluyor. Yani biz ekle menüsüne gelip tek tek şekilleri çizmek yerine var olan mesela bir yer tutucuyu kullanarak, içindeki ifadeleri kullanarak Smart Art üzerinden bunları şekillere dönüştürebiliyoruz ve anında hızlı çok güzel tasarımlar yapabiliyor. Örnek olarak önce basit olan bir tane seçtim. Şöyle iş akış süreçleri var burada. İşte müşteri kabulü, müşteri hesap açma işlemi, müşterinin kimlik bilgilerinin doğrulanması, ürün tanıtımı, imza süreci, tahsilat, mal teslim, satış sonrası süreçler şeklinde bir iş akış sürecimiz var. Şimdi bunları biz Smart Art'a dönüştürerek bunu şekillendireceğiz. Kutular, şekiller oluşturarak bunu bir Smart Art'a dönüştürmüş olacağız. Peki. Şimdi öncelikle Smart Art ekleme işlemi şuradan yapılıyor. Ekleme menüsünün içerisinde şurada gördüğünüz Smart Art işlemleri var. Şöyle önce boş bir sayfa açtığınız zaman şöyle yapalım. Ekleme menüsünden Smart Art ekle dediğiniz zaman nasıl bir şey eklemek istiyorsunuz? Öncelikle onu soracaktır. Tümünü burada görebiliyorsunuz, yapılabilecek. Tabii bunlar, bu şekiller bununla da sınırlı değildir. Birçok şekil var. Bunlar sadece ön görüntü. Mesela listemi oluşturmak istiyorsunuz, iş akış işlem süreçleri mi yapmak istiyorsunuz, bir döngü mü oluşturmak istiyorsunuz, bir iş akış hiyerarşi, şirket hiyerarşi tablosu mu oluşturmak istiyorsunuz, ilişkiler tablosu mu, matris mi, piramit mi, yoksa bir resimli şekil mi oluşturmak istiyorsunuz? Yani içinde resim olan şeylerden mi oluşturmak istiyorsunuz? Buradan yapabiliyorsunuz. Mesela İşlem yani iş akış süreci oluşturmak istiyorum. Bir tanesini seçiyorum. Mesela şunu seçtim. Ve tamama basıyorum. Tabii bana şöyle bir kutu açıyor. Bu kutu üzerinden çeşitli yapacaklarımı yazıyorum. Mesela az önceki kısımları tek tek de yazabilirsiniz. İşte ne dersiniz? Müşteri kabulü gelip burada solda yapıştırırsınız. Sonra şöyle hepsini de kopyalayıp yapabilirsiniz tabii bu arada. Gelip buralara yapıştırırsınız. Bakın aşağı doğru hepsini yapıştırdım. Şu son olanı silelim. Sildiğimizde burada da silmiyor. Mesela burada herhangi birini silmek istiyorsanız şöyle yapıyorsunuz. İşte mesela ürün tanıtımını silmek istediğinizde bakın ürün tanıtımı nerede? Şurada. Herhangi birine tıkladığımda orada da tıklamış oluyor. Ürün tanıtımını silmek istiyorsanız buradan bastığınızda silebilirsiniz veya geriye alalım tekrar. Sonra şöyle yapalım. Bakın o az önceki kısmı şuradan açıyorsunuz. Düzenleme işlemleri burada. Alt alta ekledikçe yeni bir şey eklediğinizde bakın tek tek hepsine şurada da kutu açıyor. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Güzel bir tasarım yapıyor size. Peki şunun üzerindeyken bakın Smart Art tasarımı var. Bir de biçim menüsü var. Biçim menüsü bütün nesneler için var olan bir menü. Zaten daha önce fotoğraflar için olsun, kutular için vesaire şekil eklediğiniz zaman biçim menüsü hepsinde var. Smart Art için ayrı bir menü daha var. Şöyle ki öncelikle şekil ekle dediğiniz zaman buradan da ekleme yapabiliyorsunuz. Zaten şuradan açtığınızda da ekleme yapabiliyorsunuz. Madde işaretlerini değiştirmek isterseniz işte düzey düşür, düzey yükselt gibi seçenekler var burada. Mesela ürün tanıtımını bir düzey düşürdüğümüzde bakın şunun alt işlemi gibi oluyor. Hatta imza sürecini de bir düzey düşürtelim. Sonra tahsilat sürecini de bir düzey düşürtelim. Şöyle olur. Müşteri kabulü, müşteri hesap açması, müşteri kimlik bilgilerinin doğrulanması. Bunun alt kısımları da şunlardır gibi oluyor. Sonraki maddeler ve sonraki maddeler. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrar bunların düzeyini yükselt diyorum ve yükselt. Peki diyelim ki düzeyleri düşürdüm bir tane. Bunu da iki kere düzey düşürdüğümde artık sonraki düzeyleri de bunun alt düzeyleri gibi yapıyor. Yani normal bir yer tutucunun içerisinde madde numaralandırması gibi yapıyor. Peki tekrar şunları eski haline getirelim. Düzey yükselt diyorum. Yükselt ana düzeylere getiriyorum. Peki sonraki aşamada işte bunları yukarı veya aşağı alabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi. Mesela satış sonrası süreçte müşteri hesabı açmayı müşteri kabulünden önce yaparsanız bakın yer değiştirmiş oldu. Veya tekrar aşağı alabiliyorsunuz. Sağdan sola yaparsanız yani şuradaki süreci sağdan sola yapmak isterseniz bakın yön değiştiriyor. Çünkü bazen sağdan sola tabii kullandığınız Smart Art'ın türüne göre bu değişecektir. Sağdan sola veya soldan sağa işaretleyebilirsiniz size kalmış burada destekliyorsa. Sonra buradaki kullandığınız kısmı başka bir nesneye de dönüştürebilirsiniz. Mesela
Şöyle bir süreçte yapabilirsiniz. Ya da şu, ya da şu. Bakın tek tek hepsini incelemenizi öneririm. Burada resimli şekle de dönüştürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dönüşümle de olabilir. Şu şekilde de olabilir. Şunlar. Bakın birçok hazır süreç var. Tek tek hepsine bakmış olalım. Bakın burada şuna da dikkat edelim de mesela bir düzey aşağı indirirsek bakın şu şekilde görünüyor. Mesela şunu da bir düzey aşağı indirirsek hatta iki düzey indirirsek bakın ötekinin alt düzeyi gibi göründüğü için bakın bu sürecin alt süreçleri gibi görünüyor. Neden? Çünkü şuradaki gruplama, düzeylendirme bu şekilde olduğu için buraya da yansıyor. Sonra tekrar bunları eski seviyesine yükseltelim. Şunu da kullanabilirsiniz. Şurayı da daha birçok örnek yapabiliriz bununla ilgili. Bakın hazır birçok tablomuz, şeklimiz var. Devam edelim. Şurada başka neler yapılabileceği. Gördüğünüz gibi birçok hazır şekil var. Bunların hepsini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu da çok güzeldir. Ya da şu. Ya da şu. Mesela ben şimdilik bunu tercih ediyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, tabi burada tekrar açalım. Her birisinde düzeylendirmenin de tarzı değişecektir. Mesela düzeyi düşür diyorum. Bunun da düzeyini düşür diyorum. Bakın şunun alt düzeyleri gibi oldu ve kutu sayısı da azaldı. Tekrar eski haline getirelim. Evet. Sonra bakın Smart Art stillerini de değiştirebilirsiniz şurada. Mesela işte üç boyutlu şekillere çevirebilirsiniz. Farklı derinlikler katabilirsiniz. Düz, yatay birçok seçenek var burada. Evet. Sonra tekrar geriye alıyorum. Burada bir de önemli bir kısım daha var. Renkler. Renklerde de arkadaşlar tek renk kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela farklı farklı renk stilleri var burada. Hazır stiller. Bunlar da gayet güzel renk stilleri. Üstüne bir de boyutlandırma yaparsanız farklı bir tasarım sürecine girmiş olursunuz. Hatta renkleri mesela şöyle aşağıya doğru birçok renk skalası var. Şöyle ben hepsinin ayrı bir renk olmasını daha çok tercih ediyorum. Mesela şu da güzel bir renk oldu arkadaşlar. Evet, Smart Art işlemi bu şekilde. Tabii Smart Art'ta grafiği sıfırladığınızda ilk haline getirir. Yani şu stilleri kaldırır. Başka bir Smart Art'a dönüştürürseniz veya şöyle düşünün. Bu Smart Art'ı başka bir nesneye dönüştürmek isterseniz. Mesela metne dönüştür dediğimde normal bir yer tutucuya dönüştürüyor. Gördüğünüz gibi. Peki biz şimdi buradaki işlemleri direkt ekle menüsünden Smart Art ekle de yapmıştık. Fakat şunu da yapabilirsiniz. Hazır bir yer tutucu varsa, bir kutu varsa, bir şekil, bir text box varsa onu da doğrudan Smart Art'a dönüştürebilirsiniz. Şöyle üzerinde bulunduğunuz bir nesnenin üzerine gelip işte giriş menüsünde Smart Art'a dönüştür diyebilirsiniz. İşte neler yapabilirsiniz? Bir iş akış şemasına benzeyen bir şey seçelim. Mesela şunu seçelim. İşte müşteri kabulü, müşteri işlemleri vesaire buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer seçeneklerde de vardı zaten. Mesela şu da fena değil. Tabii burada dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5 tane ürün alabiliyor. Ona dikkat edin. Bakın 6, 7 ve 8.'yi göstermedi. Neden? Çünkü sığmıyor. Bu yüzden buna da dikkat edin. Her zaman yaptığınız tasarım çok da doğru bir tasarım olmayabilir. Her zaman buna dikkat edin. Mesela şurada da sığmayacak. Sadece 3 tane sığdırabiliyor. Bakın sonrakiler yok. Ona da dikkat edin. Yani kaç tane sığdırdığı da burada önemli. Ama şuna geldiğinizde bakın yaptı. Gayet güzel bir tasarım oldu. Peki, Smart Art işlemi şimdilik bu kadar. İlerleyen aşamalarda çok daha farklı Smart Art örnekleri yapacağız. Yani size önerim şu. Bir işlem yapacaksanız önce bir bakın Smart Art ile yapılabiliyorsa orayı kullanın. Çünkü aksi takdirde çok zamanınızı alacaktır. Tek tek geleceksiniz, kutuları koyacaksınız, birleştiricileri koyacaksınız vesaire sonra renklendireceksiniz. Hani yeri geliyor sığmıyor, hizalamalar problem oluyor. İşte ne yapıyorsunuz? Gelip kılavuz çizgileri oluşturuyorsunuz vesaire. Bunların hiçbirisine gerek yok. Direkt buradan yapmanız gayet işinizi görecektir. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.